Sevgili dostlarım hepinize merhaba ben Başkan35 Öncelikle hepiniz kanalıma hoş hoşgeldiniz e, Yorumlardan gördüğüm kadarıyla arkadaşlar çok fazla e, gümüş e, yorumu isteyen arkadaş var Gümüşte neler ol olabilir hangi seviyeler önemli Bunu yorumlamamızı bekleyen arkadaşlarımız var Şimdi o arkadaşlarımız için e, gümüşte bir değerlendirme yapalım Gümüşte neler olabilir hangi seviyeler gümüşte önemli Sizlerle birlikte bunun e, takibini gerçekleştirmeye çalışalım arkadaşlar. Evet gümüşte olan arkadaşlar, e, ons kısmında olan arkadaşlar, gümüş ons'ta olan arkadaşlar için. Şurada gördüğümüz arkadaşlar 14.85 seviyesi. E, gümüş ons 14.85 altına inmediği müddetçe arkadaşlar e, gümüş ons olumludur. 14.85 altına inmeyen gümüş ons'ta yukarıda daha önceki videolarımda da size söyledim zaten arkadaşlar. Gümüş onsta 14.84 altına inmedikçe Gümüş onsta hareketler yukarı yönlü olacaktır diye. 14.84 altında Gümüş onsta bir kapanış gelmediği müddetçe Yukarıda Gümüş onstaki arkadaşlar 15.74 seviyesini takipte kalacaklar arkadaşlar. 15.74 Gümüş onsta Önemli bir direnç. Bu direnci de yukarıya yönlü gümüş olsun kırması halinde arkadaşlar 15.74'de yukarıya doğru kırmamız halinde gümüş olsun hedefi 16.30 seviyelerine doğru gitmesini düşünüyorum arkadaşlar ben 16.30 seviyesine doğru gitmesini düşünüyorum gümüş olsun da 16.30 görüldüğünde tekrar bana hatırlatırsanız grafiklerimizi tekrar güncelleriz ve ona göre tekrardan bir analiz. E, gümüş onsta da yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu bir inceleyelim. Gram gümüşe de baktığımız zaman arkadaşlar e, Gram gümüşteki arkadaşlar da e, 3.48 altına inmedikçe Gram gümüşte Rahat olsunlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi gram gümüşte de e, grafiğim olmadığı için arkadaşlar Gram gümüş biliyorsunuz e, Ons gümüş grafiği üzerinde size anlatmaya çalışacağım. Gram gümüşte de arkadaşlar önceki videolarımı izlerseniz e, sizlere söylediğim gibi 348 üzerinde kaldıkça gram gümüş hala olumludur e, ve yukarı seviyeleri görmek isteyecektir arkadaşlar gram gümüşte e, 348 kırılmadığı müddetçe hatta gram gümüşte şöyle yapın arkadaşlar e, 348 önemli benim için 348, 347 seviyesi önemli. Buranın altında günlük bir kapanış olmadığı müddetçe e, gram gümüşte ilk hedef 358. onun üzerinden 364 seviyesinde benim beklentim var. E, gram gümüşte ana hedefim 405. Bunu belirteyim. E, fakat 405'e gelmeden önce gram gümüşteki önemli direnç noktalarımız arkadaşlar. E, 358 364 bölgelerinde bulunan önemli bir direnç e, seviyeleri mevcut. 348 altına e, düşmedikçe de e, buradaki 358 ve 364'teki e, direnç seviyeleri e, gram gümüşte e, benim tahminimce görülecektir arkadaşlar. E, hatta 364'ü yukarı doğru e, gram gümüş zorlayabilirse 3.74'lü seviyelere doğru gram gümüşte e, hareketler e, bence hızlanacaktır arkadaşlar 374'lü seviyelere kadar da e, gram gümüşte yukarıya doğru hareketler olası hareketlerdir benim için e, gram gümüşte 374 seviyesi önemli bir seviye olacak e, buranın kırılıp kırılmaması e, gram gümüşün ileriki seviyeleri için önemli bir yerdir arkadaşlar 374 3.74'ü de eğer ki gram gümüş yukarı yönlü kırabilirse arkadaşlar yukarıda 3.89 ve e, beklentimiz olan 4.05 seviyelerindeki hedef noktaları da gram gümüşte e, beklentimiz halinde olacaktır. Gram gümüşte ki arkadaşlar e, strese girmelerine gerek yok. E, 3.47 seviyesi dediğim gibi üzerinde kapanışlar olduğu müddetçe günlük kapanışlar geldiği müddetçe gram gümüş hala olumludur. Hatta gram gümüşte 3.38'li seviyelere kadar yani 3.38 seviyesinde bir kapanış günlük kapanış gelmediği müddetçe de gram gümüşte yön hala yukarıdır arkadaşlar. Stokastik indikatörüne de baktığımız zaman hala günlükte al sinyali gram gümüşte devam etmekte arkadaşlar. İlk hedefimiz 3.64-3.74 bölgesi. Bunu unutmayın. Ee, panik yapmanıza da gerek yok. Benim düşüncem bu yönde. Yatırım tavsiyesi <laughs> olmaması koşuluyla. Biliyorsunuz 3.32'den beri bir alt tavsiyem vardı zaten. Gram gümüşte. Bunun altından ve dolardan ayrışacağını e, sizlere bildirmiştim. E, bu beklentimde herhangi bir değişiklik yok. 3.38 altında da bir kapanış gelmediği müddetçe. E, gram gümüşte yön hala 3.64 ve 3.74'lü seviyelerde bulunan e, direnç bölgeleri olarak kısa yönde gram gümüşte beklentim halindedir. Bu da devam etmektedir arkadaşlar. Sterlinle Euro TL'ye de bakalım. Sterlin TL ve Euro TL'deki arkadaşlar da var. Onlara da biraz bilgi verelim. Sterlin TL ile incelememize başlayalım arkadaşlar. Sterlin TL'de neler olabilir? Sizlerle birlikte buna bir bakalım. E, Sterlin TL'de kanalımızı belirleyelim. Bizim için e, Sterlin TL'de dip seviyesi hangi seviyeler olabilir? Bunu hep birlikte bir inceleyelim sizlerle. Hem teknik bir inceleme olsun bizim için. Evet Sterlin TL'de e, şöyle bir tren çizgilerimizi aldığımız zaman arkadaşlar Sterlin TL'de bizler için. Evet şuradaki 8.52 Evet Sterlin TL'de 8.52 bizler için önemli bir seviye arkadaşlar. 8.52 e, civarlarına kadar e, Sterlin TL'de geri çekilmeler meydana gelse de panik yapmamak gerekti. E, 8.52 e, üzerinde Sterlin TL'nin tutunması arkadaşlar e, tekrardan yukarı yönlü hareketleri ee, 865 direnci evet şurada bir 865 direncimiz var sterlin TL'de artı bir de 857 evet arkadaşlar bir 857 direncimiz mevcut sterlin TL'de ee, maksimum geri çekilmesinde de arkadaşlar sterlin TL'nin 852 seviyesi önemli 852'ye kadar e, sterlin TL geri çekilebilir e, fakat buradan tekrardan yukarı yönlü 8.57 ve 8.65 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleme devam etmesi beklenebilir e, sterlin tekrardan e, 8.65 üzerinde günlük kapanışlar e, yapmaya başladığı zaman da e, tekrardan olumlu bir e, pozisyona Geçecektir arkadaşlar. 8.65 üzerinde de e, Sterlin TL'nin tekrardan hedefi 8.80 e, civarları olarak gözükmekte. 8.80 üzerinde ne zamanki Sterlin TL günlük kapanışlar yapmaya başlarsa Sterlin TL'de de yön tekrardan 9.07 ve yukarıda bulunan arkadaşlar şuradaki 9.15 ve 9.20 seviyelerine doğru Sterlin TL'de ee, yönünü yukarı tekrardan çevirecektir arkadaşlar. Ee, fakat öncelikle dediğim gibi şurada şu Aralık arkadaşlar 852-857 aralığı e, sterlin TL'de de bir müddet oralan, e, oyalanma aralığı olarak gözükmekte. 852 altına düşmedikçe de sterlin TL'de tekrardan yön e, kademeli olarak e, 865-880 seviyelerine doğru e, yönünü yukarıya çevirecektir stokastik indikatörüne de baktığımız zaman arkadaşlar sat sinyali hala devam ediyor. yani şu buradan anlayacağımız 865-852 aralığı sterlinde de önemli bir aralık olarak gözükmekte. 852 sterlinde evet 852 ya da 52 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşansa da sterlin TL ee, buradan bir toparlanma içerisine girip tekrardan 8.65 e, 65 seviyesine doğru yukarı yönlü ataklarına devam edecektir diye ben düşünüyorum Tabi 852 gelirse sterlinde tekrardan bir inceleme yaparız sterlindeki arkadaşlar da bunu bana bir hatırlatsın ee, buradan yön tekrardan e, yukarı yönlü çevrilecektir diye düşünüyorum fakat e, kısa da baktığımız zaman yön 852 civarına doğru gideceği düşünmekte arkadaşlar benim tarafımdan. Bakalım belki buradan da 857'den de bir tepki alabilirse 865 tekrardan yukarı yönlü bir tepki yükselişi e, görülmesi de muhtemel. Fakat günlükte baktığımızda daha hala bir al sinyali oluşmadı görülmekte. E, yani günlükte 852 yani 865 852 aralığı Sterlin TL'de de gözükmekte arkadaşlar. Euro'ya da bakalım Euro'da neler olabilir. Euro TL'de onu da bir yorumlayalım sizlerle birlikte. Evet Euro TL'ye de baktığımız zaman arkadaşlar şu anda 7.59 civarlarında seyreden Euro TL'de. Bizim için trendin alt bölgesi 7.47-7.50 seviyesinden geçmekte. Evet. bugün itibariyle 747 seviyesinden geçmekte arkadaşlar. yukarıda ihlal başlamış. 7.64'ten gelen ihlal arkadaşlar. Aşağıda 7.50-7.47 seviyesine kadar da Euro TL'de aşağı yönlü hareketler görülebilir. Euro TL'de 7.47 önemli bir seviye arkadaşlar. Benim için dip olarak düşündüğüm bir seviye. 7.50-7.47 seviyesi. Ee, buradan destek alıp yukarı yönlü hareketlerine te artık tekrardan devam edeceğini düşünmekteyim arkadaşlar. 7.47'den hareketler e, gelirse 7.47 seviyesine kadar düşüş gelirse arkadaşlar. E, burada da tabi 7.47'nin gelebilmesi için öncelikle şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. 7.57 şurada bir 7.57 destek bölgesi var. Kuvvetli bir destek bölgesi 7.57. Euro bu 757'i kırarsa, aşağıdaki ikinci kuvvetli bölgesi de destek bölgesi de 747. Bu iki bölge aklınızda olsun. Yukarıda 757 destek bölgesi, aşağıda da 747. Bu iki destek bölgesi, bu iki destek bölgesinden birinden ben staler Euro TL'nin yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu hareket nereye kadar olabilir? derseniz ilk etapta 776 seviyesine kadar e, Euro TL'de de e, 747 veya 757 seviyesinden olacak bir dönüşün yukarıda 776 seviyesine doğru tekrardan yukarı yönlü hareket edeceğini düşünmekteyim arkadaşlar ben e, Euro'da e, 776 evet ilk etapta göreceğimiz 776 üzerinde de Euro'da ne, da bizim 805 ve 8 seviyelere doğru e, hedefimiz olan bölgelere tekrardan euro tl'nin gideceğini düşünmekteyim fakat düzeltme hareketinin bitmesi lazım e, düzeltme hareketinde de stokastik indikatör, indikatörümüz hala da sat konumunu devam ettirmekte arkadaşlar dediğim gibi iki önemli destek bölgesi var biri 757 757 seviyesinde bulunan bir destek e, burayı kırarsa aşağıda da ikinci kuvvetli destek bölgesi 747 e, bu iki destekten birinden e, yukarıya yönlü hareketin tekrardan devam edeceğini Euro TL'de de düşünmekteyim arkadaşlar. E, i̇ki destekten birinden dönüşte yukarıda 7.65'li seviyelere kadar 7.65 7.75 seviyelerine kadar e, tekrardan düzeltme hareketi bittikten sonra yukarı yönlü hareketlerine de e, Euro TL e devam edecektir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Evet, stokastikimizdeki satsin yerimizin devam etmesi halinde arkadaşlar 757 kırılırsa aşağıda 747 750 seviyesinde bulunan kuvvetli destek bölgelerine doğru da çekinme olabileceği aklınızdan e, çıkmasın. Şimdilik e, Euro, Sterlin ve Gümüşle ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Dolara da bakalım. Tekrardan bir gözden geçirelim arkadaşlar. Dolarda e, neler olabilir? ona da bir bakalım. Evet, dolarda ne demiştik? 707 altındaki kapanışlar dolar TL'de e, sıkıntı yaratır diye e, bildirmiştik arkadaşlar. Dolarda şu an itibariyle 6.97 seviyelerinde gezinmekte. 6.99 altında dolar TL kurunda da 6.95'te bir kuvvetli destek bölgemiz mevcut. Eğer e, dolar TL'de 6.95'i aşağı yönlü kırarsa arkadaşlar buradaki kuvvetli destek bölgesini aşağı yönlü kırarsa dolarda da ilk etapta 6.86 bölgesinde olan kuvvetli destek bölgesi takipimizde olacak. Önemli bir destek e, seviyesi şeklinde hala gözükmekte. Şimdi ilk etapta 6.95 takipte kalacağız. 6.95'te kuvvetli destek bölgemiz var. E, onun bir altında da ikinci bir kuvvet e, kuvvetli destek bölgemiz 6.86 destek bölgesi olarak gözükmekte. E, stokastik indikatörüne de baktığımız zaman dolar tl kurunda hala sat sinyalin devam ettiği gözükmekte arkadaşlar. 6.99.6 6, .99 .6 e, dolarda da hala 6.95. 6.95 kırılırsa da e, aşağıda 6.86 seviyelere doğru e, dolar tl'de de geri çekilme devam edebilir. Bu seviyeleri takipte kalacağız. E, altın ons'a bakalım. Altın ons'ta neler olabilir? Evet, altın ons'a baktığımız zaman arkadaşlar altın ons dediğimiz gibi hala şuradaki üçgen içerisindeki hareketlerine devam etmekte. E, fakat altın ons arkadaşlar bugün yarın yani büyük bir ihtimal yarın e, bir kırılım yaşayacak. Altın ons'taki arkadaşlar e, çok dikkatli olsun. Altın onsta yukarıda 1718 seviyesi evet 1718 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa arkadaşlar altın onsta e, yukarıda 1770 e, destek şey direnç bölgesine doğru e, yukarı hareketlerine devam edebilir aşağıda da 1700 artık Evet 1700 seviyesi var, mevcut arkadaşlar. Bu 1700 seviyesi de e, aşağı yönlü kırılır. Buradan bir kapanış gelirse yarın itibariyle e, bu sefer de altın onsta aşağı yönlü hareketler 1674 ve 1650 seviyelerine doğru geri çekilmeler altın onsta da yaşanabilir. E, bu üçgen içerisindeki kırılmayı takipte kalıyoruz arkadaşlar. E, bu kırılım çok önemli altın onsta yönü belirleyecek olan kırılım bu kırılımdır Bu kırılıma göre de altın ons yönünü e, bize belli edecek bu kırılımda bugün yarın e, çok sıkışmış günlükte baktığımız zaman arkadaşlar e, bugün veya yarın bir iki gün içerisinde buradaki kırılım gerçekleşecektir O yüzden altın tarafındaki arkadaşlar da dikkatli olsunlar stokastiği baktığımız zaman e, Yukarıdaki e, dirence doğru e, yönünü çevirdiği gözükmekte arkadaşlar. Yani 1718'i e, test edeceği benziyor. Bakalım burayı kırıp e, üzerinde kapanış yapabilecek mi? Veya buradan tekrardan yönünü 1700'lü seviyelere doğru çevirip kırılımı bu, buradan mı yapacak? Ons'taki arkadaşlar da bu seviyeleri takipte kalsınlar. E, gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? GAUTR'ye Gram altın baktığımız zaman da arkadaşlar gram altında e, bizim için ne dedik 387 altında kalışlar gram altında olumsuz. 381'li seviyelere kadar gram altını geriye çeker dedik. Şu an ons tarafındaki üçgenin üst seviyesine doğru yukarı ataklar meydana geldiği için e, gram altını da bir miktar yukarıya taşımakta arkadaşlar. E, gram altında önemli bir destek bölgesi. 381'deki ilk destek bölgesi dedik. Eğer ki 381 aşağı yönlü kırılırsa da arkadaşlar gram altında 372 ve 375'li seviyelere doğru e, geri çekilmeler gelebilir. O yüzden gram altında da dikkatli olmakta fayda var. E, gram altında da stokastik indikatörü görüyorsunuz hala sat e, konumunu değerlendirmekte aşağı yönlü yönü devam etmekte. Evet arkadaşlar gram altında dediğim gibi 383 orta direnç seviyesi takipte takipte kalacağız. Ons bazlı e, yukarı yönlü e, 387 ve 381 aralıkları takibimizde kalacak. Aşağıda 381 yukarıda 387. 381 kırılımı gerçekleşirse de gram altında aşağıda 375 372 seviyesine doğru e, geri çekilmeler yaşanabilir 387 üzeri kırılımlar da e, ons altında şey gram altında 390 95 seviyesini tekrardan e, gündeme getirebilir arkadaşlar e, o yüzden ons altını da şey gram altını da takipte kalıyoruz verdiğimiz seviyeler önemli e, bu seviyeleri takip edeceğiz sizlerle birlikte. E, şimdilik anlatmak istediklerim bunlardan ibarettir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. E, videolarımı beğendiyseniz kanalıma bir beğen atarsanız beni çok memnun edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da.